Sevgili izleyiciler, şu anda Ordu Aybastı'dayız. Aybastı geçmişten günümüze birçok nasıl anlatayım? Başkanım bunlardan bahsedecek şimdi. Fatsa, Çamaş, Aybastı dendiği zaman Türkiye'de Solun Kalesi bir ilçeydi ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız İlhan Uykun'la birlikteyiz ve bugün Aybastı'yı anlatacak. Aybastı'da Perşembe Yaylası'nı anlatacak. Dünyanın en uzun şelalesine sahip olan Uzundere'yi anlatacak. Aybastı'nın her karış noktasını her gün gezen ve insanlara birebir ulaşan değerli başkanım İlhan Uykun. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Sayın Nezir kardeşim, Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı sıfatıyla partimize ziyaret ettiniz. Hoş geldiniz. Bu programı gerçekleştirdiniz. Size ve Oğuzhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Yaklaşık kardeşim 2,5 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Aybastı İlçe Başkanlığı görevini ifa etmekteyim. Allah nasip etti. Bizim de bir taleplerimiz vardı mutlaka. Taleplerimiz doğrusunda ilçe başkanı atandık. Sonradan kongremizi yaptık ve görevimizin başındayız, devam ediyoruz. Dünya siyasetle yönetiliyor, takdir edersiniz ki. Siyaset emin ellerde ve emin kişilerde olunca daha güzel sonuçlar alınacağına mutlaka eminim. Siyaset Türkiye'mize yön veren bir aygıt. Partimizin konumu itibariyle de önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir ideolün peşinde koşuyoruz. Ülke ve millet bütünlüğünü, birlik ve dirliği ön planda tutan, her zaman bunu şiar edinen, ülkenin bekası için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bir partinin mensuplarıyız. Allah'a hamdü senalar olsun, bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Kongreden sonra yönetim kurulumuzu oluşturduk. Değerli arkadaşlarla bu görevi yürütüyoruz. Evet, dediğiniz gibi 80 öncesine dair anılarımız var mutlaka. Siz de bu ilçede yaşadınız o tarihlerde, o yıllarda. Evet, Marksist-Leninist örgütlerin hegemonyasında bir ilçemiz vardı. Yaklaşık 2-3 yıl bu ilçede insanlara zulüm ettiler. Efendim, kurtarılmış bölge ilan ettiler. Halk mahkemeleri kurdular. Cinayetler işlediler. Ama çok şükür aklı selim galip geldi. Şu tabii anda, camilerin kapısını çakıp namaz kılan. Tabii, yani tabii ki cami avlularında insanlarımızı şehit ettiler. Öğretmenlerimizi ensesinden arkasından kahpece kurşunladılar. Bunlar tabii ki insanlar hırsıyla yaşamalı. Ama biz bunu kan davası gibi falan gütmedik. Ama o hırslar mutlaka içerimizde olacak. Yani insanların hırsı olmazsa yani insanlığından şüphe edilir diye düşünüyorum. Ama bunu bir işte tekrar şeye kan davasına veya bir çatışma ortamına sürüklemek, yanlış anlaşılmasın konuştuklarım, söylediklerim. Bu meyanda söylemiyorum. Yani geçmişten örnek alıp geleceğe yön verecek. Aynen, yani ya bu şeylerin ülkeye çok büyük zararlar verdiğinin bilincindeyiz. Neticede bir kardeş kavgasıydı yapılanlar, yaşananlar. Bu ülke, özellikle bizim ilçemizde çok yabancı menşeli insanımız yok veya işte mezhebi konuda veya ırk konusunda değişik insanlarımız yok. Özünde bakınca insanlar birbiriyle akraba, eş, dost. Günlük düğününde ve cenazesinde beraber bulunan insanlar. Ama o bir rüzgardı. Bu rüzgara kapıldık. Ama faturayı tabii ki Türkiye'miz ve ilçemiz ödedi. Dolayısıyla biz buraya takılmadık. Bu coğrafyada dedik ki, az önce partimizin şiarını söylediğim gibi, milli birlik ve beraberliğimiz doğrultusunda, ki çok önem verdiğimiz, ülkemizin bekası konusunda çok önem verdiğimiz bir ideolojimizdir bunlar. İlçede siyasi olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçmişte tabii ki sünger çektik diyebiliriz ama hırsımız içerimizde. Onu tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi biz kendi işte 2,5 yıllık süre içerisinde ne yaptınız diye sorarsanız, ya partimizde sağ olsun teveccüh gösteren insanlarımız var. Yurt dışında iş insanlarımız var. Onların desteğiyle, bizim de öncülüğümüzle işte
bayramlarda insanlara işte bir takım maddi manevi yardımlar, işte gıda yardımları gibi, efendim engelli çocuklarımızın giydirilmesi gibi bayram arifelerinde, efendim işte 5 tane engelli sandalyesi dağıttık ihtiyaç sahiplerine. Yani işte buna benzer faaliyetlerimiz devam ediyor. Efendim bu konuda da her zaman kapımız hayırsever ve yardımseverlere açık. Onlar bize destek olacak, biz öncülük yapacağız. Bu tür insanlarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya, yardımına koşmaya devam ediyoruz sevgili başkanım. Evet, sayın başkanım, bir de artık Perşembe yaylamız var, Uzundere'miz var ve Aybastı'nın gerçekten gelip görmeye değer güzel yerleri var. Biraz Aybastı'yı anlatır mısınız? Evet. Yani vatandaş niçin Aybastı'ya gelmeli sizce? Şimdi yaklaşık takdir edersiniz ki 2 yılı aşkın bir Covid pandemi süreci yaşadık. Devletimiz yine var olsun. Tabii ki o dönemin behrinde çeşitli kısıtlamalar yapılmak, uygulanmak zorundaydı hastalığın bertaraf edilmesi için. Bunlara vatandaşlarımız azami özen gösterdiler. Tabii ki 2 yıllık bir gurbetçilikten sonra insanlarımız ilçemize akın etti. Yani haklı olarak. Evet, festival 914.sünü işte geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Büyükşehir ve Aybastı Belediye'mizin katkılarıyla. Çok da coşkulu, o günün hava şartlarına, hava muhalefetine rağmen insanlarımız yoğun bir katılım sağladı. Yine iddialı bir söz olacak ama yani 40 Pınar ayarında bir festivalimiz var. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ama tabii ki 40 Pınar'ın tarihinden daha eski bir tarihe. Mutlaka, evet, evet. Onun için daha iyi. Daha aynen. Daha, yani biz işte az önce konuştuk, Perşembe Yaylası coğrafi olarak bir cennet köşesi gibi. Yani evet, Menderesleri, Karka Tepesi, Tavşan Tepesi, işte Kümbet dediğimiz şehitlik evliyamız, yani her yönüyle hem manevi hem görsel olarak mükemmel bir yer. İnsanlarımız tabii ki bilen biliyor. Bilmeyenlere de buradan sesleniyoruz. Mutlaka gelip görmeleri gereken bir coğrafya, bir bölge. Ha, eksikliklerimiz olabilir ama her şey bir anda olmuyor mutlaka. Altyapı eksikliğimiz de olabilir. Ama zaman içerisinde gün geçtikçe bu eksiklikler gideriliyor. Görselliği daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla gezip görmeye değer bir Perşembe Yaylamız var. Geçenlerde işte basına da düştü. Orada da bir parantez açmak istiyorum. Bu işte altın madeni işte yok, işte Menderesler'de aranacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani devlet zaten bizim Menderesler'imiz, Kümbet dediğimiz bölge sit alan içerisinde. Devletimiz de yani o canım ya, yerin üstünde zaten maden. Yani orayı, yerin altındaki madeni bulmak için orayı da tahrip etmeyecektir, edemez de. Yani öyle bir şey yoktur. Ha, belli bir coğrafyada aranabilir mutlaka. Yani o devletin tasarrufuna biz boynumuz kıldan ince. Ama o güzelliği bozmayacaktır. Öyle de bir proje yok. Yani böyle yanlış algı ve yanlış düşüncelere insanlarımız sevk edilmesin. Öyle bir şekil yok. Yani başkanım, bir de Aybastı'da mecliste grubunuz var, meclis üyeleriniz var. Aybastı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Takdir edersiniz ki 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Aybastı'da AK Parti vasıtasıyla Cumhur İttifakı ortaklığı yaptık. AK Parti'den belediye başkan adayımız oldu ve bugüne kadar alınan oyların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin de buna mutlaka katkısı büyük ölçüde oldu. Buna mukabil olarak da belediyede 2 tane belediye meclis üyemiz var. Partimizin meclis üyesi var. Sayın Beytullah Başkanımız da, Beytullah Gençten Hocamız da uyum içerisinde çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Tabii ki her istediğin şey aynı anda, aynı dakikada olmuyor. Ama genel manada uyum içerisinde çalışıyoruz. Bazı vatandaşın lehine olabilecek, kamunun lehine olabilecek talepleri insanlarımız bize iletiyor. Biz de ilgili belediyede ilgili kurumlara iletiyoruz. Kısa zamanda yerine getiriliyor. Büyükşehir'in devasa yatırımları var ilçemizde. Örneğin
işte bir su projesi var. Tabii ki suyumuz önceki belediye başkanlarımız döneminde getirildi ama şu anda yetersiz. İşte yani 100 yıllık bir proje deniliyor adına. İlçenin 100 yıllık bir su sorunu bu yıl içerisinde sonuçlanacak. Yol ağımız mahalle ve köy yolları, köy yok artık da mahalle yollarımız diyelim. Yani şunu diyebilirim. Yani diğer ilçeler içerisinde yol ağı en iyi, en güzel olan ilçelerden bir tanesiyiz diye düşünüyorum. Çünkü müteakip defalar komşu ilçelere falan da gittiğimizde görüyoruz. Ha eksikliklerimiz var mı? Var, mutlaka var ama devletin bu konuda özellikle büyükşehirin projeleri var. Onları takip ediyoruz. Yani bu eksiklikler de giderilecek, giderilecektir. Bundan da eminiz. Evet başkanım, bir de bizim gurbetçilerimiz var dedik. Evet. Gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkelerde kurallara harfiyen uyan hemşerilerimiz. Evet. Ama bizim ilçemize, ülkemize geldiklerinde birazcık kulak ardı edilen kurallar var. Bunlarla ilgili sizin önerileriniz neler olur? Sevgili hemşerilerimiz bize döviz getiriyorlar ya. Evet, yani bu konuda mutlaka olabilir. Yani ama biraz hoşgörülü ve toleranslı davranmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yine az önce de söylediğim gibi iki buçuk yıldır bir pandemi yaşadık. Yani Avrupa'daki insanlar ve de bizim vatandaşlarımız bu pandemi sürecini bizden daha zor şartlar altında geçirdiler. Bundan eminim. Çünkü devletimiz, özellikle Sağlık Bakanlığımız, özellikle eleştirilen şehir hastanelerimiz pandemi döneminde imdada yetişti ve Avrupa'da duyduk hep bunu. Yani huzur evlerinin kapısına kilit vurdular. Yani ama biz ilk önce huzur evlerinden tedaviye başladık. Yaşlarımızdan tedaviye başladık. Ve bu konuda Türkiye ülkemizin bir numara olduğuna eminim. Yani dolayısıyla Avrupa'daki vatandaşlarımız bu sıkışıklığın içerisinde iki yıl sonra gurbetten sılaya gelince ya ufak tefek biraz rahatladılar yani. Biraz daha onun için rahat hareket edebiliyorlar. Yani kayda kural belki çiğnenebilir ama bunlar tatlı şeyler. Onun için evet sizin de buyurduğunuz gibi ülkemize ve ilçemize döviz girdisi de sağlıyorlar. İlçe ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Yani bir fırıncı 10 ekmek fazla satıyorsa bu ilçe için bir artıdır, artı değerdir. Bu gözle de bakmak lazım diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Başkanım, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ordu'daydı. Evet. Ve Ordu'da fındığa, yani Ordu fındığın ana vatanı diyelim değil mi? Ana vatanı diyelim. Oksijen diyarı diyelim Ordu'ya, Ordumuzda. Evet. Ve evet, fındığa güzel bir fiyat verdi. Vatandaş ne diyor? Siz vatandaşla bağlarınız çok güçlü bir ilçe başkanısınız. Neler söylüyor? Kesinlikle. Zaten o mitingimize katkı sağlamıştık. Biz de Cumhur İttifakı ortağı olarak mitinge icabet ettik. Evet. İyi de güzel de bir katılım oldu. Vatandaşımız, yöre halkımız teveccüh gösterdi. Yani o sıcağın alnında Sayın Cumhurbaşkanımızı özlem ve hasretle bekledi insanlarımız. Zaten fındık fiyatı final konuşmaydı. Yani taban fiyatı alan bazlı taban fiyatı 54 lira diye 2.54 lira diye açıklayınca alan coştu. Yani onu birebir gördük, canlı yaşadık. Bu da bir memnuniyet göstergesidir. Ya fındık tarihinde ilk defa böyle bir fiyat değer gördü. Çünkü hep dağ ürünü diye göz ardı edilen bir ürün. Kesinlikle. Ya fındığımız ya bir ana tüketim maddesi değil. Yani neticede lüks bir idame mal diye düşünüyorum ben. Niye? İşte yağ sanayini saymazsak çikolata sektörünün olmazsa olmazı. Yani çikolata da artık günümüzde temel gıda maddesi değil. Lüks bir maldır. Yani fındık diğer kesimlerin veya muhalif ya o insanları zaten ne yaparsak yapalım şeyde yararlanamayız onlara. Onların söylediği gibi afaki öyle 70-80 liralık fiyat hiç olası değildi. Günümüz ekonomik şartlarında Türkiye'mizin bütçe denkleme doğrultusunda olabilecek, verilebilecek en güzel bir fiyat. Neticede önceden konuşulan 3 dolar rakamını aşarak bir fiyat verilmiştir. Bu da
bölgemiz için, insanlarımız için güzel bir fiyat. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin üreticilerimize. İnşallah hayırlısıyla hasat zamanı toplanır. Güzel satışlar, güzel kazançlar elde ederler. Allah bereketini, bolluğunu artırsın inşallah. Evet. Güzel fiyat, güzel fiyat. Evet, gerçekten fındığa ciddi bir fiyat verildi ve fındık tarihinde ilk defa böyle güzel bir fiyat oldu. Biz hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz. Bize ayrılan sürenizin sonuna geldik Sayın Başkanım. Son olarak neler söylemek istersiniz vatandaşa? İşte sadece Aybastı olarak bakmıyoruz. Dünyaya, evet. Dünyada Aybastırlar var. Çünkü. Bizim bölge insanımız, yani Aybastırlarımız çok çalışkan ve çok girişken, müteşebbis insanlar olduğunu hep biliyoruz. Eşlerimiz, dostlarımız var. Özellikle yurt dışında. Yurt dışında özellikle kendi firmalarını, kendi şirketlerini kurabilme becerisi göstermiş iş adamlarımız var, iş insanlarımız var. İşte İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerimizde gurbetçilerimiz var. Yani bunlar ilçenin yüz akları. Bulundukları yerlerde de güzel işler yaptıklarını duyuyoruz, görüyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani olaya siyaseten konuşmuyorum. Bu bir Türkiye gerçeği, dünya gerçeği. Malum 2-2,5 yıllık pandemiden sonra üstüne üstlük tam işte Türkiye ve dünya bir tünelden çıkacağı vakit Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdi. Dolayısıyla tedarik zincirinde zaten pandemi süreciyle aşırı bir talep olunca, yüklenme olunca 2 yıllık bütün sektörlerde harcama kısıtlanıp da pandemiden çıkınca yani bir mal arz talep meselesi dengeler şaştı. Bir mala bir birime olan talep 3 birim birden artınca bu sefer tedarik zincirinde aksamalar oldu. Dolayısıyla bu da bütün dünya ve Türkiye'mizde afaki fiyat artışlarına sebep oldu. Ha, zaman içerisinde bu denklemi de biz kuracağımıza eminim. Hükümetimiz, devletimiz bu konuda çeşitli tedbirler ve çalışmalar yapıyor. Tabii ki bizim Türkiye'de en büyük girdi mal paramızı enerjiye veriyoruz, akaryakıta veriyoruz. Ha, bu konuda da devletimiz var olsun. Şimdi 5 veya 6 tane gemiyle sahadayız. Mavi Vatan'da petrol arıyoruz. Karadeniz'de bulduk. Doğalgaz ve petrol hamdolsun. Artık Türkiye'mizin kara toprağında, ana parçasında da bağımsız olarak petrol aramalarımız arttı. Yani enerjiye verdiğimiz parayı kasamızda tuttuğumuz vakit biz süper güçüz bölgemizde. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet. Savunma sanayindeki hamlelerimizi falan anlatmıyorum artık. Yani Libya'da devlet kurduğumuz işte Karabağ, işte şimdi Suriye'ye 5.'sini konuşuyor. Sanki bugün o bir mutabakata bağlanacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşecek. Yani ülkemiz güçlü. Yani tüm vatandaşlara, buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle 2023 çok önemli diyorsun. Çok önemli. Enerjimizi ve umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği parlak. Bu ülke dünyada ve bölgesinde lider olmaya aday bir ülkedir. Çünkü biz Türk milletiyiz kardeşim. Biz bir kişide kalsak bir kişiyle bir devlet kurarız. Yani 80'li yılların sloganı milli devlet, güçlü iktidar. Eyvallah. Evet, yani bu, evet, evet. Yani şimdi konuyu öyle özetleyelim, evet, isteriz. Evet. Yerli ve milli, evet, olacağız inşallah. Ve şunu da söyleyeyim. O hain kalkışmadan sonra biz yerli ve milli olduk. İçimizdeki hainleri temizledik. Yerli ve milli olduk. Bütün vatandaşlarımız, bütün Aybastırlarımız bu konuda enerjilerini, düşüncelerini yüksek tutsunlar. Türkiye iyi yolda. Türkiye bu enflasyon garabetinden de kısa sürede kurtulacaktır. Ben bunu böyler, bunu söylerim. Evet. Sevgili dostlar, İlhan Uykun Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Aybastı Milliyetçi Hareket Partisi Aybastı İlçe Başkanımız sorularımızı cevapladılar. Bizi çok güzel ağırladılar. Teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, Sayın Dostum, Oğuzhan Kardeşim. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz, onur verdiniz, eyha ettiniz.
İşlerinizde başarılar da kolaylıklar diliyorum. Allah muvaffak etsin inşallah.